Oğuzhan Müftüoğlu ile sevgili Yanardağ'ın yaptığı söyleşinin çok temel bir mesajı üzerinde durmak istiyorum ve özellikle 1960'lardan 70'lerden 68 kuşağı denen 60'ların sonuna doğru 70'leri ve 80'lere de etkisini getiren bir kuşaktır. O kuşaktaki sol birikimin günümüzdeki yansıması konusunda bir yorumda bulunmak istiyorum. Ee, dikkat edilirse günümüzde bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yani AKP'nin e, din üzerine kurulu olan ve siyasal İslam üzerinden gelen efendim Müslüman kardeşler işte İhvan-ı Müslim filan Orta Doğu'da işte ılımlı e, İslam, Amerikancı İslam projesiyle 21 yıldır bütün Orta Doğu'yu perişan eden Libya'dan, Libya'dan Irak'a ve Suriye'ye her tarafı kana bulayan, Mısır'ı bir ara avucuna alan ama ondan sonra bir şamar yiyen filan bir bir e, hem uluslararası bir siyasal konjonktürün hem de Türkiye'yi boyunduruğuna alan, pençesine alan bir koyu baskının e, tepkilerini e, dile getirmiş Sayın Müftüoğlu. Şimdi şöyle bir şey görüyoruz, ben bunu... E, Sayın Müftüoğlu'nun bu yorumunu, yani demokrasiye sahip çıkmasını, sandığa sahip çıkmasını ve halkın sandığa sahip çıkacağını, solcuların sandığa sahip çıkacağını söylemesini ve Kılıçdaroğlu'na oy istemesini öteki solcu, sosyalist, komünist partilerin tavırlarıyla birlikte görüyorum. Yani Türkiye Komünist Partisi aynı çizgide, Türkiye Komünist Hareketi aynı çizgide. Türkiye İşçi Partisi aynı çizgide. Türkiye Komünist Hareketi tam biraz esnek, biraz. Yo yo onlar da, onlar da, onlar da bu çizgide, onlar da bu çizgide. Yani böyle işte biraz daha belki yumuşakçana geliyorlar ama bu çizgide oldukları muhakkak. Asıl. var. Asıl asıl tabi emek emek ve özgürlük ittifakı içinde yeşil sol partinin de olduğu, eski HDP'nin de olduğu emek ve özgürlük ittifakı da bu çizgide. Dolayısıyla dolayısıyla 68'lerden hatta benim tanık olduğum ilk fikir kulüpleri FKF kuruluşu FKF kuruluyor sonra işte Aydınlık dergisi ikiye bölünüyor sonra işte eee Milli Demokratik Devrimciler Türkiye İşçi Partisi Dev Genç falan gibi bir takım fraksiyonların kendi içlerindeki bölünmelerle gelişen solda bir şey hariç e, Çin e, koluna e, Kayan e, hareket hariç, onun dışında kalanlar bütün sosyalistler, komünistler, solcular demokrasinin nihayet erdemini ve solun, sosyalizmin, emekçilerin haklarının savunulmasının ancak ve e, Türkiye'de bile ancak ve sadece demokratik rejim içinde olabileceğini, koyu bir e, baskının faşizme gittiğini ve tabii önce solu komünistleri filan soğuk savaş anlayışıyla Ondan sonra Cumhuriyet'e karşı olma anlayışıyla Atatürkçüleri, laikleri filan böyle buldozer gibi ezip evreni hatırlayın. Elinde Kur'an'la çıkıyor e, miting meydanlarına benim işte babamdı, dedemdi, imamdı filan deyip bir de ondan sonra anayasaya zorunlu din derslerini sokuyor. Ve hem solu hem sosyalizmi hem komünizmi hem e, sendika hareketini hem Atatürkçüleri yok ediyor. Üstelik de Atatürkçülük adına, Kemalizm adına onun için bizim Ali Sırrı'nın kulakları çınlasın. Pırıl pırıl bir beyin hala bugün beraberdi kendisiyle. O işte Kenanizm der. Ama o Kenanizm Atatürk'ün adını kullanarak Atatürkçüleri ezmiştir filan. Şimdi Müftüoğlu'nun bence bugünkü konuşması o bakımdan fevkalade önemli. Ta o zamandan gelen bir birikimin de örgütlü siyasal partiler gibi ki kendisi sol partinin önemli beyinlerinden biri Türkiye'de demokrasiyi korumak üzere örgütlendiğini ve sağlara indiğini gösteriyor bu tabi şimdiye kadar değerli izleyiciler 16 Nisan 2017'de o çalınan oylarla iddia ettikleri rejim değişikliğinin yani halk oylaması kazanılmasında yalnız kalan CHP'nin yalnız kalan CHP'nin yasalara ve anayasaya yeterince sahip çıkamamasından kaynaklanan rejim değişikliği hatasına bir daha düşülmeyeceğini gösteriyor. Çok net olarak söylüyorum. Tarihte ilk defa CHP hem sağdaki bir takım partilerle hem sosyalistler ve komünistler dahil soldaki partilerle ve her türlü oluşumla İttifak halinde demokrasiyi savunuyor. Değerli izleyiciler, Türkiye ilk defa demokratik rejimi bu kadar büyük bir ittifak içinde savunuyor. İlk defa Türküyle, Kürdüyle, sağcısıyla, solcusuyla, dinden geleniyle, liberalizmden geleniyle CHP şemsiyesi altında ve CHP liderinin kişiliği ile yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun kişiliğiyle, ile demokratik bir hamle yapıyor ilk defa. Bu müthiş bir hareket. Müthiş bir hareket. Ve bu hareketin sonunda eğer eğer Türkiye gerçekten bir uzlaşma ve anlaşmayla yani soluyla, sağıyla efendim her kesimden hem e, Türklerden, hem Kürtlerden, hem laiklerden, hem cinci, dincilerden gelen partilerle filan bir uzlaşma halinde gerçekten Tabii ki ilk dört madde yerinde kalarak ve demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini savunarak bir anayasa yapabilirse bu Türkiye'nin siyasal tarihinde çok büyük bir başarı olacaktır. Ben bu bakımdan Oğuzhan Müftüoğlu'nun Merdan Yanardağ'la yaptığı konuşmayı çok önemli buluyorum. Çünkü mevcut siyasal partileri 60'lardan gelen gençlerin, gençlik hareketlerinin ve o dönemdeki maalesef solu çok yıpratan işte çeşitli fraksiyonlar, Milli Demokratik Devrimciler, Türk e, Türkiye İçi Partisi ondan sonra onun içindeki bölünmeler e, işte Aybarcılar, Sadın Arancılar ki benim hocamdır falan. Onları aşarak bir yere güvenmiş. Şimdi bunu onun için bir defa kutlarım. E, Merdan Bey'i de sevgili Sayın, e, tanışmıyoruz Oğuzhan Müftüoğlu'yla. Sayın Müftüoğlu'nu da kutlarım. Çok güzel bir program oldu. Şimdi benim asıl üzerinde durmak istediğim başka bir nokta var. Değerli izleyiciler, Gamer meselesi, Gamer. Gamer meselesi fevkalade önemli. Bakın, neden çok önemli söyleyeyim? Ben daha bakın, 3 Kasım 2022'de yani şimdi Mayıs'tayız. Kasım, Aralık 4 tane de Nisan'a kadar koyun. 6 ay önce ben Gamer'i yazmışım. Ve neden yazmışım biliyor musunuz? 6 ay önce Gamer'i seçimlere doğru gelirken seçimlere doğru gelirken Recep Tayyip Erdoğan'ın polis akademisinde yaptığı bir konuşmadan dolayı yazmışım. Aynen şöyle bakın. Gamer nedir diye yazmışım. Gamer nedir? O gamer filan deniyor İngilizce oyuna atıf yaparak tabii ona da benzetmeye çalışmış olabilirler ama GAMER çok net bir şey. Açılımı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi. Peki ne yapacakmış bu? Anadolu Ajansı'nın haberine göre. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Recep Tayyip Erdoğan açıklıyor. <laughs> Doğa, insan ve teknoloji kaynaklı acil durumlarda ortaya çıkabilecek her türlü güvenlik riskinde, güvenlik odaklı olarak İçişleri Bakanlığı merkez birimleri, taşra bağlı kuruluşlar, valilikler, valilikler, mahalli idareler, diğer bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliği yapıyor. Bir nevi iç güvenlik örgütü, neye karşı güvenliğe karşı görülecek olan tehditlere karşı. Ve gene Erdoğan devam ediyor, bu diyor örgütlenme, yapay zekayı da o AI denilen artificial intelligence denen ve şimdi GPT diye işte Chat GPT bir dört çıktı filan, yani yazıyorsun, diyorsun ki. Emre Kongar'ın görüş, görüşüyle demokrasiyi tanımla diyorsun. Emre Kongar yazmış gibi demokrasi tanımına ilişkin makale çıkarıyor. Merdan Yanardağ bilmem gemi için ne dedi, nasıl görüyor milli savunma sanayini diyorsun. Merdan Yanardağ milli savunma sanayi hakkında ne düşünüyorsa ona ilişkin bir yazı çıkarıyor. Ve onu ilerletebiliyorsun. Daha basitleştir. Yok ona girip bilmem laikliğe de vur. Yahut işte bir de denizci gemisine bak falan diye müthiş bir şey. Bunu, bunu, bunu Recep Tayyip Erdoğan söylüyor. Böyle bir örgüt kurduk diyor İçişleri Bakanlığı'nda. Bu diyor güvenlik risklerine karşı yapay zekayı da kullanarak hizmet verecek diyor. Ve ben sormuşum, tam demişim seçimlere giderken bu örgütün ne anlamı var? Ve derken birdenbire ne görüyoruz? Bu örgüt Seçim tarihinde sandıklar bağlamında, sandıklar temelinde bir örgütlenme kuruyor. Sandık bazında, sandık temelinde örgütlenme kuruyor. Ve bakın arkadaşlar çok önemli bir şey var değerli izleyiciler. Gamer adına YSK'dan sandık bilgileri isteniyor. Ve aferin YSK'ya diyor ki kendi yani bu konudaki yetki. YSK'nındır diyor ve reddediyor. Şimdi buradan iki şey görüyoruz. Nedir o? İki şey. Bir, demek ki mevcut iktidar artık sandıklara ve YSK'ya bile güvenmiyor. Bakın dikkat edin. Sandıklara ve YSK'ya bile güvenmiyor. Kendisi özel olarak İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir örgüt kuruyor sandıklar üzerinde. Bir, öğrendiğimiz şey bu. Yani tekrar ediyorum bu çok hayati bir şey. Mevcut iktidar Mevcut YSK'ya bile güvenmiyor ki o YSK her türlü hukuksuzluğa göz yummuş, işte e, Erdoğan aday, bakanlar istifa etmiyor filan. Ona rağmen YSK'ya güvenmiyor, kendi örgüt kurmak istiyor. Öğrendiğimiz birinci gerçek bu. İkincisi YSK bile yani bütün o anayasaya ve yasalara aykırı davranışlara göz e, kapayan YSK bile hayır diyor, veremem. Diyor. Yani YSK bile bu kadar büyük bir anayasa ve yasa e, ihlaline, demokratik rejim ihlaline göz yumamıyor. Değerli izleyiciler, işte Oğuz Oğusan Müftüoğlu'nun açıklaması solun ve sağın CHP etrafında demokrasi adına halkın desteğini ilan etmesi bu tehlikelere karşı en büyük güvencedir. Halkın sahip çıktığı sandığın kararını hiç kimse geri alamaz. Hiç kimse, hiç kimse de buna yeltenmesin. Buyurun efendim. Teşekkür ederim hocam. Şimdi bugün e, sandıkların bugün konuştuğumuz konulardan biri de. E,